Ey gidi kurtdereli, Londra'yı da fethettin. Abi ben mi derim selama durun diye? Bak seni ünlü pehlivanımız kurtdereli Mehmet'le tanıştırayım. Memnun oldum. Adınızı çok duydum. Karşınıza güreşmek için çıkmaya hiç kimse cesaret edemiyormuş. Anderson da sporcudur Mehmet. Yabancımız değildir. Ya ne spor yapıyor? Anderson Cambridge koşu şampiyonudur. Benimle koşar mı dersin? Seninle mi? İdman olsun diye mi? Abi doktor fırsatı kaçırmayayım. Hem koşu birincisiymiş. Anderson kurtdereli seninle koşmak istiyor. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu dağ kadar gövdeyle benimle nasıl koşmaya cesaret edebilir doktor? Koşarım ya, koşarım elbet. İstiyorsa koşalım. Sonra söylemedi demeyin ama. Şu heykele kadar koşun bakalım. Aşağı yukarı 500 metre kadar. Hakemimiz de siz olun doktor. Olur olur, hadi bakalım. Hadi bakalım. Başla! Olamaz. Olamaz. Bu dağ gibi adam beni geçti mi yani? Hayrola Anderson, ne oldu? Ne olacak doktor, beni geçti. Ama böyle koşu yapılmaz ki. Sonra burası koşu sahası değil. Bir kere üzerimdekiler uygun değil. Ayağımda da koşu ayakkabıları yok. En iyisi biz yarın koşu sahasında resmi müsabaka yapalım. Haklısın. Haydi Mehmet! Aslan Mehmet! Koş Mehmet! Haydi Mehmet! Aslanım benim, aslanım Mehmet! İnanılır gibi değil. Mucize bu, mucize. Gerçekten büyük mucize. 6 metre fark bu, az değil. 6 metre, hiç böyle stil görmemiştim. Atlayıp sıçrayıp koşuyor. Kutlarım seni pehlivan. Teşekkürler. Kutlarım. Gerçekten iyi bir koşucu. Adalı, kurtdereli. Hoş gelmişsin be ahretlik. Gözlerimiz yollarda kaldı. Vay Mehmet'im, gözümün nuru iyiydi mi? Anlat hele, neler yaptın Berlin'de? Ne olacak Mehmet, bir iki elleşiver. Abi Adalı, Alman kohun kaput kaput diye bağırtısı te buralardan duyuldu. Nasıl duyulmasın kurtdereli? Baktım erif acar, oyalanmaya gelmez. Bir elense bin ara. Ey koçum. Hemen çaprazı alıp yere verdim. Oldu bitti işte. Ömrüne bereket Adalı. Ellerin dert görmesin. Kusura bakma pehlivan, merak ettiğim bir şey var. De bakayım delikanlı, çekinme. Pehlivan, sen alafranga güreşte köprü kurmayı nasıl beceriyorsun? Köprü kurmak mı? Abi üzerinden kimi geçirtirsin ki köprü kurasın ha? Biz işimizi ayakta şöyle bir elleşi vermekle bitir. Bayanlar, baylar, sizlere Türklerin müthiş pehlivanı kurtdereli Mehmet'i takdim ediyorum. Yaşasın aslanlar kurtdereli! Yaşa kurtdereli! Evet bayanlar, baylar, kurtdereliye karşı kalve! Doktor, patrona söyle, ben dünkü teklifini kabul edemeyeceğim. Sonra memlekete dönünce millet bana ne der? Ey! Sakın kendini kalbe!
gelecek. Çok büyük bir çadır kurulmuş. Gördüm, gördüm. Muazzam bir şey. Macar güreşçisi Çaya'nın idaresinde bir güreş turnuvası tertip olunacakmış. Oh oh, bu seneki Ramazan çok şenlikli geçecek. Kurtdereli pehlivan, sen de güreşlere katılacaksın değil mi? Gayri bizden geçti, artık güreş tutmayacağım. Etme, eyleme ağam. Sen de böyle söylersen. Abi 40 yaşı devirmişim. Olsun, şu haline baksana. Aslan gibisin maşallah. Sen güreşmeyeceksin de kim güreşecek? Ergeleci İbrahim 60 yaşında var. Adalı dersen o da 50'sini geçti. Hem de Avrupa'nın en gözde güreşçileri gelecekmiş. Aman pehlivan, şunların sırtını bir yere yapıştırıver de ahalinin yüzü gülsün. Abi payitahta uzun köprüdeki panayırdan çiftliğime 3-5 hayvan alayım diye gelmiştim de. Başıma iş açarsınız yahu. Paris'te Gulam'la yaptığım güreşi hatırlıyor musun? Amanın, hatırlamak da laf mı? Koca devi sırtından çekip hınk diye atıvermiştin. Yahu Ahmet, bu herifler beni öyle bir kontrata razı ettiler ki sorma gitsin. Aman Kurtdereli, bir yaramazlık olmasın. Kapışacağım her pehlivanla 3 güreş yapacağım. Birincisi yarım saat, ikincisi 1 saat sürecek. Üçüncü de serbest kalacağım. Ya. Her güreş başına 50 altın alacağım. Abi ben Londra'dayken bu şartın kat ve kat hafifine razı olmamıştım. Öyleyse neden? Artık yaşlanıyorum be Ahmet, yaşlanıyorum. Bu benim son güreşim. İstedim ki son defa köyüme kemerim dolu gideyim. Pehlivanlar pehlivanı, yüzümüzün akı, başımızın tacı, Avrupa'da nam salmış Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Karşınızda İngiliz güreşçi Adams. Güreşçiler üçüncü ve son karşılaşmalarını yapacaklar. Haydi bre! Haydi Kurtdereli! Hadi Mehmet, ez bitir! Yaşa Kurtdereli pehlivan! Yeni ver şu İngiliz galibe! Şuna bakın be yahu. Bunun yarısıyla bu akşam, yarısıyla da yarın akşam güreşmiyor. Azizim, Kurtdereli sadece bir pehlivan değil, aynı zamanda bir mizah ustası. Mehmet ağam. Bu telaşın nedir ya? Pehlivan ağam, İsmail Bey seni Balıkesir'e acele çağırıyormuş. Neden acaba? Selamlarını da iletirmiş. Çok mühim bir haberi varmış. Hayırdır inşallah. Bu daveti reddedemezsin pehlivan. Mecbursun, gideceksin. Ama reis bey, nasıl giderim? Bak Mehmet pehlivanım, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara stadyumunda büyük bir yağlı güreş turnuvası yapılmasını arzu ettiğini, güreşleri tertip eden Himaye-i Etval Cemiyeti'nin de seni yüksek hakem sıfatıyla Ankara'ya çağırdığını bildiren telgraf. Buyur. İşte orada. Evet, evet. Hadi gidelim. Hoş geldiniz. Bendeniz Himaye-i Etval Cemiyeti Reisi Fuat. Hoş bulduk. Cemal Yavuz Bey. Hoş geldin Peri. Memnun oldum. Biz tanışırız, eski dostuz. Adnan Bey, ticaret vekaleti katibi umumisi. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Kurtdereli Mehmet Pehlivan. Buyurun. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinden. Teşekkür ederim. Ben tehey deli ormanlardan buralara. Hey koca kurt hey, neler gördün neler.